Şimdi yorumlar alacağız. Sahalatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle. İyi akşamlar Tonguç Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Yılın son haftasındayız. Borsa İstanbul bildiğimiz gibi aslında 13 haftadır aralıksız bir yükseliş görüyoruz. Pek bir düzeltme yok. Gün içinde bazen satış görüyoruz sadece. Yılı nasıl tamamlayacağız sizce? Borsa hangi seviyelerde tahminlerinize göre yılı tamamlayabilir? Evet, aslında biraz da klasik diyebileceğimiz bir son yıl başından önce son hafta yaşıyoruz. Yani o klasiklikte hep yurt dışının tabii ki tatil havasında olması ve içeride de hacimlerin biraz daha düşük kalması ve özellikle yine hani büyük hacimli tahtalarda da zaman zaman yani hisse senetlerinde de fiyatlamalar olsa da daha çok bugün itibariyle özellikle pazartesi günü için daha ufak ölçekli de hisselerin yüzdesel olarak da yüksek fiyatlandığı ve 3500 seviyelerin üzerinde yaşadığımız o yükseliş sonrası 5500'lere kadar geldiğimiz bir yıl sonu kapanışına doğru geliyoruz. Şimdi tahmin ediyorum yurt dışında da hacimsiz yatay bir 3-4 gün daha yaşayacağız. Dolayısıyla bugünkü fiyatlamalar önemliydi. Çünkü en azından yukarı doğru o ivmenin sizin söylediğiniz gibi son haftalarda dahil olmak üzere yani düzeltmenin olmadığı ve yani açıkçası bu hafta içinde de çok net bir veri akışı veya beklentinin hani bu gidişatı diyelim, bu yükseliş hareketini değiştiremeyeceğini de az çok düşünürsek yani normal rutin haber ve veri akışı içinde dolayısıyla mümkün olduğu kadar hisse bazlı da olabilir, endeks bazlı da olabilir, yukarı doğru borsanın kapanış yapmaya çalışacağını düşünüyorum. Keza biraz da yerli ağırlıklı bir borsa olmamız belki geçmiş yıllardaki işte zaman zaman gelen yıl sonu satışlarının da önüne geçebilir. O açıdan yani biz de bugün bir anket yaptık. Neredeyse hiç böyle 5300 hatta 5400'ler falan da düşünmüyor yatırımcılarda. Direkt 5500 üzerinde bir kapanış olabileceği daha ağır bastı açıkçası anket içerisinde. Ben de öyle düşünüyorum. Yani burada bu yıl sonu 4 günlük işlem günü çok farklı bir sonuç vermez. Mümkün olduğu kadar da bu ay sonu için hep konuştuğumuz o yükselişin endeksi zirve seviyelerde kapamaya çalışacağı bir hafta yaşayacağız gibi gözüküyor. Bu arada toplam işlem hacimlerine baktığımızda cuma gününden beri bir gerileme var. 100 milyar sınırının altına geldik uzunca bir aradan sonra. Bugün de 92.7 milyar TL olmuş. Acaba yabancının Noel tatilinde olması mı bunun sebebi? Bu işlem hacimlerindeki gerilemeyi sizce nasıl açıklamak lazım? Yani yabancının ağırlığı işlem üzerinde de pay oransal olarak da baktığımızda çok yüksek değil. Yani bunu işte biraz önce onun için söyledim. Yani geçmiş yıllardaki bazı klasik yıl kapanışlarına benzetmek çok doğru olmaz. Çünkü yani şu an için daha yerli ağırlıklı bir borsa var. Yani hem günlük işin içindeki işlemlerde hem takasa baktığımızda o %70'i 30'luk kısım için. Ama şunu düşünüyorum. Yani özellikle bugün de onu gördük. Büyük ihtimal belki diğer günlerde de hafta içinde aynı gelişme olabilir. Hani bir yüksek başlangıç oluyor. Gün içerisinde de çok dalgalanma olmadığı zaman burada hacim gerçekleşmiyor. Ve belli seviyelerde işte kimisi %2, %3, kimisi %6, %7 gibi hani gün içi en yüksek görebilecekleri limitlerin de çok az altında hemen bir başlangıç ve sonrası bir yükseliş oluyor. Burada satıcı da gelmediği için hani karşılıklı işlem çakışması da olmadığından o hacim orada alım satımlarla çok oluşmuyor gibi geliyor bana. Ama hani böyle olduğu zaman da robotların da yani bizim borsamızda işte o robotik işlemlerin de gerçekleştiği tetiklemeler de aşağı ya da yukarı doğru gerçekleşmiyor. Biraz da şey diyebiliriz tabii yani burada yalnız yabancı için değil yerli yatırımcının da hani hacim gerçekleşmesi biraz da azalınca burada da oynaklığın sınırlı kalmasıyla
biraz da piyasaya katılımı gün içi açısından, yani günlük alsat yapan yatırımcılar açısından da kısmen düşük kalabiliyor. O açıdan yani çok ben yurt dışındaki hani tatil havasının içeride bir yatırımcı ilgisini yabancı açısından azalttı ve bunun hacmi düşürdüğünü zannetmiyorum. Ama tabii ki yani tatil olan bir dünyada birçok ürünün, pazar içerisindeki ürünün de fiyatının işlem görmediğini düşünürsek, dolayısıyla bunu hani bir para alım verimi gibi de düşündüğünüzde, yani borsada da sonuçta bir bunun etkisini görüyoruzdur. Bu hafta da devam edecektir diye düşünüyorum, yani düşük hacimli işlemler. Ama dediğim gibi hani yön hep bir pozitif. Yani satayım aşağıdan alayım gibi değil, hep alayım daha yukarıdan satabilirim algısıyla işler dönüyor. O açıdan belki çarşamba günü hani bir yıl sonu öncesinde son 3 haftanın ikisinde yaşadığımız böyle sert düzeltmeler oldu. Bir tanesinde biraz daha gün içi bir düzeltme yaşadık. O takas, yıl sonu takas kapanışı ile ilgili çarşamba günü belki biraz yine gün içi öyle teknik düzeltmeler olabilir. Onun haricinde ben yani yatay yukarı doğru en kötü ihtimalle hani hacimsiz olsa da genel ortalamanın altında hacimler olsa da hisse bazlı yükselişlerin olacağı bir yıl kapanışı olacak. Bu da çok alışık olduğumuz bir durum gibi gözüküyor açıkçası. Bu yıl şu ana kadar BIST 100 %196 değer kazandı. Tabii 2023 beklentileri de merak ediliyor. Bu yıl çokça konuşuldu işte, yani borsanın alternatifi yok. Yüksek enflasyon ortamında şu an en cazip yatırım ortamı borsada diye çokça konuşuldu. Bu negatif reel faiz ortamı, döviz, altın gibi alternatiflerin borsayı yenememesi ya da gerisinde kalması 2023'te de sürebilir mi sizce? Yani bu alternatifsizlik sizce 2023'te de borsayı yukarıya doğru götürebilir mi? Yani borsanın 2023 beklentiler açısından eksiler artılar olduğunu düşünüyorum. Ve bu kadar iyi geçirdiğimiz bir 2022'nin bir tekrarının aynı oranlarda hani baktığımızda olma ihtimalinin ben düşük olduğunu söyleyebilirim. Öyle bir beklentimiz var. Ama bu hani gerek hisse senedi gerek endeks bazında çok da tamamen tersine dönüş senaryosu içermiyor. Çünkü bu sene yaşadığımız yatırımcı sayısı, hesap sayısı artışı, borsanın işte başlangıcından, yıl başlangıcından bugüne geldiği yer çok eskilerde, hani son 10-12 yılda en azından böyle grafiksel olarak yıllık bazlı baktığımızda yaşanan bir durumdu. Dolayısıyla finansal piyasalar açısından çok ekstrem bir şey olmadıkça, İkinci bir yılda da aynı oranda yılbaşı ve yıl sonu getirisinin yüksek olmasını beklemek çok doğru olmayabilir. Bu bir fırsat olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü biz Borsa İstanbul'un 1 milyon yatırımcı da varken, 3,5 milyon üstünde de yatırımcı varken bugün her zaman fırsatlar verdiğini, reel getiri sağlayabileceği iyi analiz edildiğinde aslında sermaye piyasaları için de çok önemli bir yeri olduğunu söylüyorduk. Ama şöyle özetlemeye çalışayım. Yani iyimser olarak bakabildiğimiz işte bugün de asgari ücretin, EYT'nin, kredi garanti fonunun gelir artışının enflasyona karşı yaratabileceği ivme, işte bugün açıklanan mesela doğalgaz yatırımlarının geri dönüşleri veya turizm, savunma sanayi gibi stratejik alanlarda devam edebilecek ivmemiz beni seçim öncesinde biraz daha pozitif kalmaya doğru itebilir gibi geliyor piyasayı. Ama karşı tarafında da %9'a gelmiş bir politika faizi var Merkez Bankası'nın. Bunda hani aşağı doğru inmenin en azından yılın ilk çeyreğinde biraz daha yataylaşabileceğini, dışarıda ve içeride özellikle yılın ikinci yarısından sonra artan durgunluk endişeleri, bunun enflasyonda yaratabileceği 2023'te gerek baz etkisiyle gerek fiyatlar seviyesinin aşağı düşmesiyle aşağı yönlü başlanabilecek bir enflasyon inmesi ve bunun da şirket finansal tablolarına bu senenin biraz daha tersine ya yatay ya da zaman zaman negatif yansımaları olabileceği
bir ikili şey var, kutup var yani, eksili artılı. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da bunların ne kadarının eksi tarafta ya da artı tarafta daha güçlü kalacağını veya fiyatları nasıl etkileyeceğini hep beraber göreceğiz. Ama hani belli dinamikler borsayı bu seviyelere getirdi. Benzer bir durumun ben önümüzdeki yıl yani alternatif getiriler biraz daha iyimser kalabilir. O da şöyle, hani borsa eğer bu seneki kadar işte %200'e yakın diyelim bir getiri yerine %30, %40'lık bir getiri yaparsa o zaman o alternatif diyebileceğimiz işte altında, dövizde, mevduatta vesaire enflasyon aşağı düşerken o reel getiri anlamında biraz daha ön plana çıkabilir. Ama bu kadar makas açılacağını, pazarlar içindeki yani ürün getirilerini bu sene kadar olacağını ben düşünmüyorum. Genelde daha birbirine yakın getirileri biz yeni yılla birlikte görebiliriz gibi geliyor. O açıdan hem çok ilgili alakalı yerli yatırımcı açısından yani tarihi sayılarda işte şeyleri görüyoruz, hesap sayılarını ve çok tarihi ve bence hani gelen halka arzları da düşündüğümde buraya şirketlerin de bakış açısı borsaya çok değiştiği bir dönem yaşadık. Bunun mutlaka etkilerini önümüzdeki yıllarda da göreceğiz. Ama 2023 için biraz daha bu yılı baz alarak hareket etmemek gerektiğini, yalnız Borsa İstanbul'da değil diğer alternatif ürün gruplarında da düşünmemek gerektiğini şimdilik söyleyebilirim açıkçası. Tabii endeksin yılbaşından beri performansını konuşuyoruz ama çok üzerinde performans gösterenler var. Altında performans gösterenler var. Mesela Ekim ayından beri biraz madencilik dikkat çekiyor. Orada da Koza Altın neredeyse Ekim'den beri piyasa değerini 3'e katladı. Bu akşam %2000 bedelsiz açıkladı şirket. Bir süredir böyle bir beklenti vardı. Bu tarz beklentiler işte bedelsiz potansiyelleri ve bunun piyasa fiyatlamalarına yansımasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tarz potansiyelli hisseler gelecek adına nasıl bir hikaye ya da getiri vaat ediyor sizce? Şimdi tabii yatırımcılar çok yakından takip ediyor artık hisseleri. Yani işte bahsettiğim hissenin kayıtlı sermaye tavanını yükseltmesi, temettü vermesi uzun yıllar sonra, önümüzdeki yıllarda işte hani kendine dair yatırımlarının vereceği karşılık, hani sadece bu hisse üzerinde söylemiyorum ama yatırımcılar bu gelişmeleri eskiye nazaran çok daha yakından takip ediyorlar. Dolayısıyla biz her dönem borsada bir fırsat olabileceğini anlatırken ki işte bu hissenin de performansına baktığınızda neredeyse 1'e 3'e yakın hatırlayabildiğim kadarıyla son 3-4 aya baktığınızda bir getiri var. Yani aslında borsanın da üzerinde yakın vadede baktığımızda bir getiri oluşmuş. Dolayısıyla belki 2023'te de hisseler açısından daha seçici haber akışını hisse şeyinde devamında yani bu kap haberlerine de yani hisselerin yaptıkları toplantılar sonrası yaptıkları açıklamalara da bakarak daha yakından gelişen veya değişen dünya şartlarının buradaki finansal tablolara yansımalarını daha doğru bir şekilde analiz ederek bu seçicilik meselesini 2023'te çok daha fazla borsa yatırımcısının dikkat edeceği bir döneme doğru giriyoruz. Dolayısıyla endeks durabilir, yatay da seyredebilir ama daha önceki yıllarda çok örneklerini gördük, geri bile çekilebilir. Ama buna rağmen hisse senetleri borsanın üzerinde, hatta mesela şu an konuştuğumuz enflasyon da üzerinde bir getiri sağlayacaktır. Mesela ben işte her sene en yüksek getiri sağlayan hisselere baktığımda her zaman bu fırsatın Borsa İstanbul'da olduğunu ve sadece bir hisse üzerinden değil birçok hissede bu fırsatın olabileceğini, en kötü yıllarda bile Borsa İstanbul açısından baktığımızda yaşadığımızı görüyorum. Dolayısıyla fırsat 2023'te de olacaktır. Daha bilinçli bir yatırımcı kitlemiz var. Ne kadar çok bir şey olsa da yani buraya talep devam etse de ve her geçen günde bu finansal okuryazarlık meselesi öyle ya da böyle daha fazla artmaya, bu iletişimin yatırımcıların da birbiri arasında hızlı bir şekilde gelişmesiyle
daha çok insana yayıldığı bir süreç var. O açıdan bahsettiğiniz size de dahil olmak üzere bu gibi haberlerin öncesi ve beklentisi özellikle yerli yatırımcının ağırlıklı olduğu bir piyasada çok daha fazla fiyatlar üzerinde hissediliyor. Biz de bunu son 2-3 ayda çok net bir şekilde yaşadık. Bir de küresel borsalar için 2023 beklentiniz nasıl onu sorayım. Bu yıl negatif bir atmosfer vardı tabii büyük dünya endekslerinde. En çok da Nasdaq'ın kaybettirdiğini görüyoruz. Sizce 2023 özellikle başta ABD olmak üzere global hisse piyasalarında nasıl geçebilir? Ya ben henüz yurt dışında diplerin görüldüğünü düşünmüyorum. Biraz daha belki özellikle ilk yarıda yani önümüzdeki yılın ilk yarısında ilk çeyrekle ikinci çeyrek arasında bir döneme o dibin olabileceği bir dönem yaşayabiliriz. Dolayısıyla bu senenin genelinde ve özellikle sene sonuna dair o yatay aşağı hareketlerin yukarı doğru yükselişlerdeki kalıcılığın biraz daha gecikmesi gibi fiyatlamanın önümüzdeki yılda da özellikle dediğim gibi yılın ilk yarısında olması muhtemel. O açıdan yurt dışındaki endekslerde yalnız Amerika açısından değil hatta Amerika'nın dışında kalan yurt dışı borsaları da hani genel özellikle majör borsaları değerlendirsek burada da hala yüksek enflasyona paralel olarak biraz da yüksek faizler ve giderek artan o resesyon endişesinin yarattığı borsalardaki hisselerin üzerine oluşacak baskının fiyatlamasını göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu yıl henüz o yani bu anlattığım başlıklardaki zirveleri ve borsadaki dipleri yaşamadığımızı düşünüyorum. O açıdan önümüzdeki yılın ilk yarısı biraz daha yurt dışı borsalar için yükselişler olabilir, tepki hareketleri olabilir ama henüz trendin yukarı doğru döneceği bir zaman dilimi olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, henüz trendin yükselişe dönmesi için erken dediniz. Hala riskler var. Burada özellikle Fed faiz artış hızını azaltacak. Tabii bu konuda Fed'in faiz tahminlerinde de bunu gördük ama küresel resesyon riskleri de konuşuluyor. Acaba 2023'te hisse piyasaları için resesyonun nasıl bir özel anlamı olabilir? Yani bu yıl özellikle gördüğümüz bu kayıplarda resesyon fiyatlandı mı yoksa henüz fiyatların içinde değil mi acaba? Ben tam olarak fiyatların içinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü böyle zamanla artırılan bir faiz ortamı. Şimdi bakıyoruz işte Amerika'da %60, Avrupa'da %80, İngiltere'de %80'in de üzerinde önümüzdeki yıl bir resesyon bekleniyor. Amerika son toplantısında Fed'in 0.5'lik bir büyüme önümüzdeki yıl için öngördü. Yani giderek aşağı doğru düşürdü. Evet belki önden fiyatlanır diyebiliriz birçok şeyin finansal piyasalarda ama şimdi resesyonun tam içinde olabileceğimiz veya henüz olmayacak denilen kısmın analizlerinde netleşmesi ve o dibi en azından büyüme noktasında yurt dışının yaşaması gerekiyor ve aynı zamanda hala artışa devam edecek bir faiz ortamı var. Yani en azından Avrupa'da İki ya da üç toplantı, işte Amerika'da da bir iki toplantının bu faiz artışlarına devam ettireceği bir süreç merkez bankaları tarafından konuşuluyor. Dolayısıyla ben o 6 aylık arada işte 3., 4. aylar tam kestirmek kolay değil ama hani Mayıs'a kadar bile evet. Faizleri yükseldiği ve resesyonun daha fazla hissedildiği dönem olacağı için oralarda diplerin borsalarda yaşanabileceğini düşünüyorum. Tonguç Bey çok teşekkür ederiz katkılar için iyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.